Arkadaşlar selamlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde bir tane daha maden ocağı bulmuştuk. Şurada hani bilmeyenler için ya da ilk kez denk gelenler için tekrar söyleyelim. Şurada bir maden ocağı daha var arkadaşlar. Lesnika'nın orada. Bir diğeri de şurada. Şu an başka var mı bilmiyorum. Maden ocağı daha başka varsa da keşfedemedik. Bilenler varsa yazabilir. Şimdi mesela maden ocağını açtığımızda buraya maden ocağı kurduğumuzda mesela bizim köy uzak ya. Acaba git gelde sıkıntı oluyor mu? Gerçekten verimli oluyor mu? Onu bilmiyorum. Şimdi şöyle kilden milden biraz bir şey üretelim. Hazır yapabiliyorken ne yapalım? Mesela şunun hepsini açmış olalım. Biraz da kil kupa üretelim. 21 tane. Bunları sonra satarız ya da dekorasyon için kullanırız. Sağda solda koyarız. Tamam. Bira şişesi, kil şişe diyor. Dur. Ne koyabiliriz? Dekorasyonda sürahi iyi gider. Bardak koyarız. Bunlar dekorasyon için güzel olur. Bu arada karnımız acıkmış, bir de susamışız. 9 tane de şey yapalım. Tamam. Bir tane de kil şişesi yap. Kili tamamen bitirelim. Bir tane de şişe yapalım. Aklımda bir de bugün şey var. Arkadaşlar balık tuzağı yapmayı düşünüyorum. Ne açıldı? Demirhane 3. Oo çok iyi. 3 seviye demirci açmışız. O zaman şimdi dur kaynak harcamayalım. O zaman hemen demirhaneye 3 seviye 3 yaparak devam edelim. Üretim. Demirhane 3. Vallahi güzel oldu. Şimdi bunun şeye etkisi olacak mı? Faydası olacak mı? Dur ona bir bakalım. Şu an kaç puandayız? 4500 puandayız madencilikte. O demirhane şurada mı açıldı? Aynen demirhane 3 açılmış. Şu an 5000 puandayız. 7500'de dikim evi açılacak buradan. Dikim evi çok önemli değil. Şimdi 4500 puandayız. Demirhanemizi yapmaya çalışalım. Bakalım ne kadar puan getirecek bize. Tamam. Taştan yapıyor. Neresi eksik kaldı? Tamam. Oldu mu? Tamam, tamamlandı diyor. O ne değişti burada? Görseller mi değişti? Önceki halini de pek hatırlamıyorum ki. Şurası aynı, şurası aynı. Yani şu arkadaki görseller değişmiş. Bakalım ekstra bir şeyler geldi mi? Yok, aynı şeyler. Aa, demir silah yapabiliyoruz artık. Vallahi çok iyi. Bak bu iyi oldu. Ha şeye bakalım kaç puan verdi? 20 puan falan vermiş ya. 4500'lerdeydik. Neyse. Abi o zaman şey yapmayalım mı ya? Demir silahlar, demir aletler. Artık demirden şeyler yapabiliriz ama tabii demirimiz olduğu kadar. Keten iplik. Dur abi şuradan biraz. Ablam sen işine devam edebilirsin. Teşekkürler. Etmiyor lan şuna bak. Neyse. 27 tane keten iplik yapalım. Demir şey varsa demir arbalet yapalım. Arbalet geçen bölüm dedim yay kullanayım, normal uzun yay kullanayım. Ama ayıyı öldüremedik. Arbalet etkiliymiş. Yani daha etkili, yavaş ama etkili. Arbalet oku 75 vuruyor. Hadi yanlış hatırlamıyorsam demir ok normal 50 ya da 55 vuruyor. Arada baya bir 20 küsürlük fark var. Buradaki şeyleri hala yavaş yapıyoruz ya. Level atlayınca şey yapalım. Buraya verelim. Hemen bir hızlıca bir su içeyim. Yemek yiyeyim. Ha bak şey görmüşken aklıma geldi. Balık ağı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şey balık tuzağı. Hemen bir karnımızı da doyuralım.
Bal peteği. Dur, sebze çorbası içmek istiyorum. Tamam, sebze çorbası içtik. Şimdi demir arbalet yapalım kendimize. Çünkü yakında bizim demir arbaletimiz kırılacak. 1500 para istiyor. Ama dur, açmadan önce demir külçem var mı hiç, ona bakayım. Ara ara sağdan soldan buluyorduk demir külçe. Harcadıysak demir külçe şey bulana kadar gerek yok abi. Boşu boşuna 1500 liramız gitmez. Hiç demir külçemiz kalmamış mı lan? Vallahi yok herhalde. Şu kaseleri alayım. Ondan sonra kalay cevher, keten sapını alayım. Çiller alayım tekrardan. Kürkler alayım. Burada kalabalık yapmasın. Suni gübremiz var. Taş bir tane dura koysun şimdilik. Yakmalık odun azalmış. Birazdan biter. Hemen yakmalık odun koyalım şuraya. Sonra köyden ayrılıyoruz falan şey oluyor. Yakmalık. Bu arada 11K para olmuş burada. Çok güzel. 7K'da bizde var. 18K. Güzel. Şu şeye bakayım. Demirhanenin sandığına bakayım. Bazen oraya buraya koyuyorum. Şey oluyor. Yok abi. Şu an yapamıyoruz. Şu an açmayalım. Şu an açmayalım. Gerek yok. Demir aletler. Mesela kırpma makası yapabiliriz. Bir tane istiyor. Kırpma makası ben bronzdan yapmıştım da. Olsun, bir tane de demirden yapalım. En azından burada kafa rahat olsun. Tamam, şimdi bunu hemen depoya koyalım. Şu an şey yapamıyoruz. Demir arbalet. Çünkü demirimiz yok. Onun yerine makas yaptık. Makası koyalım. Çünkü makas da lazım. Bu bizi bayağı bir götürür. Demir kırpma makası. Şunu koy. Tamam, bak ahşap kase yine 4 tane boşalmış hemen. Şimdi ne dedim, balık tuzağı yapacaktım. Tuzak, balık tuzağı. Ne istiyor? 9 tane. Hangisi daha kaliteli? Bak şunu zaten puan yetmiyor. Şu 750. Abi yapmışken şundan yapalım. Mesela bu ne, tam olarak ne işe yarayacak? Tam şöyle balıkların olduğu yere koyayım mı? Tamam. Bir tane de şuraya koyayım. İnşallah işe yarıyordur bunlar. Yakalanan olur mu? Bir bakayım 2 dakika. Bunu ama bu böyle mi kullanılıyor arkadaşlar? Biliyorsanız yazın, yoksa böyle boydan boya kapatmam mı lazım burayı? Bilmiyorum. Şimdi o zaman birazcık daha dekorasyona devam edelim. Teknoloji 4525 puandayız. Şimdi abi mesela buralara bahçe yaptık, güzel. Şu masamız boş. Orayı biraz dolduralım. Envanter. Şuradan bir tane kase koyalım. Başka ne koyabiliriz? Şuradan bir pupa koyalım. Şu farklı olandan koyalım. Kil sürahi koyalım. Üst üste bindi abi, çok kötü oldu. O zaman şöyle parça parça koyacağız. Tamam. Bu da 10 numara oldu.
Bir tane de tam şuraya. Bu devrilde olmadı. Tamam. Burası da güzel oldu. Yakında şey falan koyarız. Kaşık maşık. Şimdi buraya kafamda şöyle bir şey var. Böyle full burayı gereyim. Bir öyle bir düşünce var. Bir de mesela parça parça mı yapayım? Bir de öyle düşünce var kafamda. Nasıl yapsam? Yani hiçbir fikrim yok. Yani kararsızım. Mesela bir başlayalım abi. Tamam mı? Mesela bu ara kalsın, neden buradan hani su içmeye falan gidiyoruz ya. Mesela böyle böyle şey mi yapayım? Nasıl diyeyim, mesela böyle her eve değil de, mesela bunun gibi her eve değil ya da değil de şöyle iki ev birlikte, üç ev birlikte mi olsun, nasıl olsun? Nasıl bir şey yapalım? Bu da bayağı bir çubuk götürür abi. Bizim çubukları bitirir bu. Yok ya. Tek tek yapalım. Tek tek mi yapalım? Bilemedim ya. Mesela uzunca yapsak, şuralara banklar falan koysak nasıl olur? Tamam, buldum. Şimdi buldum. Bak şimdi nasıl yapacağız? Uzunca yapacağız abi. Şuralara kapı koyacağız. Ondan sonra şöyle nereye kadar gelsin? Şuraya kadar getireyim. Bak çocuklar buralara geliyor. Şişt, geri git lan, suya düşersin bak. Buraya kadar getireyim, aralara kapı koyayım. Tamam. Siz de fikrinizi belirtiniz, olmazsa değiştiririz. Belirtin. Dediğim gibi değiştiririz. 4526 puanımız var. Bakalım bu bize ne kadar puan getirecek. Abi. Şöyle. Buradan başlayalım şöyle. Dur, önce bir kapı koyalım. Şöyle buraya kapı koyalım. Ondan sonra böyle buraya yapalım. Tamam. Ondan sonra buradan böyle devam edelim. Ya şunlar şöyle birbirine bağlasa çok güzel olur. Şuraya bir kapı koyalım mesela. Tamam mı? Ondan sonra devam. Ondan sonra bir kapı şuraya koyalım.
Şimdi buraları bilerek ayrık bırakıyorum. Şuralara bank falan atarız hani böyle suyu seyrediyormuş gibi. Güzel olur diye düşündüm. Yani olmazsa değiştiririz. Farklı bir kapı yapalım. Ya şunların şöyle hemen bir tık 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 algılaması lazım yani bir günde. Şimdi mesela bunu da buraya yapalım. Buranın şeylerini kaldırırız artık. Böyle. Burayı denize sıfır yapabiliriz. Çünkü buraya şey kimse gelip oturmaz. Hayvan ahırları var yanında gibi düşünebiliriz. Tamam. Şimdi bunlara hayvan gibi çubuk gerekecek muhtemelen. Bu arada köyümüz nasıl? Kışın ışıklı mışıklı. Işıklar fena durmuyor. Bence güzel oldu ya. Yani olacak. Şimdi bunları kaldır abi. Tamam. Mesela iç tarafta şöyle masalar olur. Dışarı banklar koyarız zamanla. Kapı şuraya koyduk mesela. Şurada kapı var. Bir tane de şurada mı olsa? Bir tane de şurada olabilir mi? Yok ya gerek yok. Ya da koyalım ya. Burada kapı yok. Tamam şuraya koyalım bir tane. Şöyle ikisini bir kaldıralım. Bu kapıdan koyalım. Ondan sonra hemen çitimizi tamamlayalım. Tamam. Abi şuradan başlayalım yavaş yavaş parça parça. Saat kaç? Saat 8 olmuş. Bir uyuyalım sabah gündüz gözü çalışalım. Gündüz gözü daha iyi olur. Değerli köylülerim, iyi geceler. Ha, şu kapının girişine ışık olabilir bak dur. Unutmadan koyalım. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Güzel. Şu at arabası tekeri detayları güzel olmuş bence. Şu şeyleri de koyabiliriz. Şimdi şu ağlara bakayım. Ağlar bir işe yaradı mı? Oo yaramış. Demek ki böyle koyuyormuşuz dümdüz. Çok iyi. Şuna da bakayım. Vallahi çok iyi. O bakalım 572 tane çubuğumuz var nereye kadar yetecek? Şu otomatik inşa çok iyi oldu ya vallahi bak. Bak ha kapıdan çıktı bak istediğim buydu bak gelecek. Mesela biz de buradan geliyoruz ya su içiyoruz. Kapı koymak lazım buralara ara ara. Belli aralıklarla iyi oldu yani. Hop. Bayağı çubuk harcayacak ama bence değer ya. Güzel.
Mesela burayı da ışıklandırırız aralıklı. Güzel. Vallahi şu an bayağı hoşuma gitti ya. Çubukları toplayalım. Aynı zamanda. Mesela şuralar olmuyor ama yapacak bir şey yok ya. Oraları görmezden geleceğiz artık. Çünkü kapı koymak için şeyi bıraktığımızda abi tam böyle yakalamıyor birbirini. Buraya neden kapı koydum? Böyle geldik abi. Hop. Buradan böyle devam. Tamam, buraya bitirdik. Şurayı da geleyim bence. Hani bu ağacı koruyormuş gibi. Anıt ağaçmış gibi yapalım burayı da. Buranın girişi nereden olsun? Şuradan olsun bence. Şu kapıdan yapalım. Ne bilmiyorum hangisi daha güzel. Hiçbir fikrim yok ama. Tamam. Hop şuradan şöyle girdik. Buraya ışıklı mışıklı güzel bir şeyler yaparız. Şimdi çitimizi çekelim. Kardeşim yakalar mısın? Teşekkürler. Şöyle. Şurada bitsin. Tamam. Bakalım ne kadar puan kazandık bundan. 4588 abi komik ya. 40 puan falan vermiş. Pardon kaçtı? 22 idik. İşte 60 puan falan vermiş ya. Neyse yapacak bir şey yok. Çubuğumuz ne kadar kaldı? Çubuk en sonunda mı? 198 tane. İyi idare eder. Hala bir şeyler yapmak için çubuk kalmış. Şimdi. Burası güzel oldu. Şu evlerin arasını kapatayım mı? Kapı gibi. O nasıl olur sizce? Bunu yazın. Eğer tabi bu konuda bir düşünceniz varsa. Mesela buraları şöyle kapatayım mı? Şöyle. Yoksa şu önden kapatayım, aralara kapı mı koyayım? Size bırakıyorum abi. Ya da şuralara kapatabiliriz. Bu konuda fikriniz varsa yazın. Şimdi mesela en boşluk yer neresi? Şurası mesela. Buraya adam geldi abi. Canı sıkıldı. İşten bunaldı. Dedi patronun da dedi. Racimir'in de dedi. Anas falan dedi işte. Neyse. Böyle adamın kafası attı abi. Geldi buraya. Oturdu. Böyle. Hop şöyle. Niye kullanamıyorum? Şöyle geldi oturdu. Efkarlandı. Tamam. Kalkalım. Mesela. Ondan sonra aynı şekilde şuraya. Burada şey var zaten. Tamam mı? Buraya da geldi oturdu. Sonra şunu açalım. Ya da bunu evin arkasına bir yere koyayım. Bu daha kaliteli bir şeye benziyor. Böyle oturdu abi. Tamam. Abi oyun dekorasyonda her şey böyle güzellikler, incelikler. Bu tarz oyunları güzelleştiren şeyler bunlar. Kaynağımız da var. Niye yapmayalım yani değil mi? Yalnız şurası hakikaten göze batıyor ya. Burası göze batıyor abi. Bunu düzeltelim. Tamam. Orada bir yükselti farkı var.
O yüzden öyle oluyor. Ama tam böyle otların içine geldi bu sefer. Güzel. Şu an bir nebze daha iyi diye düşünüyorum. Tamam abi. Oraya bankamızı koyduk. Şuraya da bankamızı koyalım mesela. Hah, tamam. Çubukları toplayalım. Tamam. Şimdi mesela bu ağacın altını güzelleştirebiliriz. Tam böyle ağacın altına bir tane masa. Şöyle. Tamam mı? Yamuk mu oldu? Birazcık yamuk oldu. Bunu nasıl döndürüyorum ben şöyle? Ondan sonra buna ahşap koltuk abi. Şöyle kalitelisinden. Şöyle yapayım. Taş her şeyi bozuyor. Dur, önce şu taşı kaldırmaya çalışalım. Tamam. Tamam. Abi buraya da bir tane ışık patlatalım. Nereye koyalım ışığı? Buraya aydınlatacak bir şekilde olsun. Şöyle. Şuraya mı koyalım? Yoksa şuraya mı koyalım? Bir tane koyalım şuraya. Şimdilik. Bir tane de şu köşeye koyalım. Böyle arada çapraz aydınlatır. Şimdi buraya bir şeyler atalım. Süs için. Mesela ahşap tabak. Tamam. Bir tane daha atalım buraya ahşap tabak. Ahşap kase işte. Tabak nereden çıktı? Ah, bu uca denk gelmiş. Tamam. Biraz yakında oldu ya. Çok gerçekçi olmadı. Bu da çok uçta oldu. Tamam. Şimdi kupa tam içine bıraktı ya. Vallahi bu cuk diye oturdu. Da çok kenara geldi. Dur. Şimdi kil kupa bıraktık, kil kupa bıraktık. Şöyle köşeye doğru bırakmaya çalışalım. Kil sürahi. Tamam, oldu. Bir tane de adam akıllı kase bırakabilirsem.
Şöyle yapalım. Tamam. 10 numara oldu abi. Bence güzel. Şimdi zamanla bu evin arkasını tabi bak o oturmuştu abi, zaten burayı çoktan yapmıştım. Oturmuşlar bile. Ablam sen niye ters oturuyorsun ya? Mesela masalar atabilirim. Şuralara yan. Niye koyamıyoruz? Çok mu yamuk? Çok mu yamuk abi? Yok mu lan düz bir yer? Yok olmuyor. O zaman şöyle yaparız. Mesela şu evin arkası boş. Buraya masa yaparız. Ondan sonra şundan koyarız. Döndür abi. Tamam. Burası da 10 numara oldu. Şu masayı, şunlar kalksın, sonra değiştiririm ben orayı. Aynen, mesela evlerin arkasına böyle şeyler. Oğlum ben çocuklar çıkmasın diye bunu yardım, çocuk çıkmış ya. Oğlum boğulursan karışmam bak. Tamam, bir masa da şuraya atalım abi. Yemin ediyorum burada acar dedikodu yapılır ha. Böyle geçersin buraya, dedikodu dedikodu. Tamam. Şunları çıkaramıyoruz. Fena olmadı bunu kaldırsam da hepsini şöyle mi yapsam? Bence bunu kaldırayım. Abi hepsi şöyle olsun. Masa değil lan, dur. Tabure koyacağız. Tamam. Bunlar bize puanımızı etkiliyor mu? Ediyor. Az az ediyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu ne yaptık? Burası yamuk, buraya olmaz. Buraya şey koyayım işte, bank koyayım. Taş. Dur. Bu olmaz. Masa değil ya. Hep masaya gidiyorum. Abi şundan koyayım şuraya, dandik. Yamuk oldu ya. Orası da olmayı versin ya. Dur. Buraya bank koyayım. Ya da buraya da masa olur mu? Ya bu kadar çok masa koymaya gerek yok ya. Bir sürü masa koyduk. Mesela kötü koyayım buraya. Burası da böyle olsun. Bir tane buraya koyalım. Buraya masa koyalım. Masa değil mi bu? Yanlış mı seçtim? Tamam. Tamam, buraya gelen oturan da olur. Hop. Biraz ayrık gibi
geliyor olabilir size ama arkadaşlar o kadar yanaşıyor yani bak. Abi tamam. 10 numara oldu. Abi neden hayvanlar? Nice ya, güzel. Bakalım ablam oturacak mı? Durmadı. Git arkadaşlarına söyle, belediye başkanı çalışıyor de seçimlerde oy versinler. Hadi bakayım. Ne kadar seçim zamanı çalışsak da sadece sen öyle de çalışıyor de. Bizim için çalışıyor de. Suyumuzu içtik. Ekmeğimizi yiyelim. Koyu çorba. Tamam. Nice. Vallahi güzel olacak ya. Baya şu an keyif alarak yapıyorum bu işi. Şimdi şuralara bir şeyler koyalım. Mesela şu yeni açtığımız tabureden koyalım. Mesela burada iki kişi oturuyor geldi. Bu da üçüncü. Burada dedikodu yapsınlar. Bu sanki boş kalmış biraz. Şundan koyayım. Buraya olmuyor. Yani buraya su olarak algılıyor. Tamam, ben de buraya koyarım. Tamam. Abi çok güzel ya. Vallahi 10 numara oldu ya. Bak ablam oturmuş bile. Anlattın mı kız köylülere? Şey, artık kasaba sayılırız. Belediye başkanı çalışıyor diye anlattın mı? Şimdi şuralara ufak ufak şeyler koyalım. Tamam. Şöyle ileri attık mı? Abi ters döndü. Vallahi bak bu ikisi çok güzel yerleşti. Aslında mesela boşluk olsaymış da tavernayı falan şöyle bir yere yapsaymışız efsane olmazmış mı ya? Gerilli falan. Şimdi şu çanak çömlekten koymaya çalışıyorum. Efsane yerleşti. Çok güzel. Birazcık şey oldu. Kenarda kaldı. Tamam. Abi dibine çok güzel yerleşti. Hadi ortaya bir tane de sürahi koydum mu? Oh, 10 numara oldu. Hadi bakalım. Şimdi kaynakları hunlarca harcıyorum da birazdan kaynak sıkıntısı çekebiliriz. Tamam. Şu şeyler sazanlara bakayım. Bunun ömrü azalmış. Niye alamıyorum? Tamam. Levrek yakalamış. Bir tane daha levrek yakaladı. Abi hayvan seslerine bak ya, ne güzel. Bir canlılık katıyorlar. Burası da güzel oldu ya, vallahi güzel. Köy şekillendikçe daha da bir keyif veriyor ya. Bu kim? Sen niye çalışmıyorsun lan?
Nikola, oğlum sen demirci değil misin? How are you? Ya oğlum, See you. atölye demirciyi 3 yaptık diye şey mi oldun, hemen işten mi çıktın? Tekrar yaparız, dur. Tekrar atamam, çok saçma seni ya. Senin demirci 3 level olduktan sonra senin devam etmen lazım. Neydi bunun adı? Adını da Soon. unuttum ya. Nikola, ha. Nikola. Bak, morale bak, nasıl düşmüş. Git çalış. Yürü. Bu böyle kalsın mı? Şöyle devam edelim mi? Bilemedim. Mesela şimdi buraya bir tane ışık lazım. Başlangıç için koyalım bir tane. Mesela tam böyle kafalarına değil, şöyle. Kenara koyalım bir tane. Aynı şekilde yüreğe bir yere koyalım. Keten iplik. Bunu da koyduk mu başka koyamayız herhalde. Bir tane de şu tarafları bir yere koyalım. Tamam. Bir koyabiliyormuşuz. Tamam abi. Burası da güzel. Biraz daha sık dikebilir miyim? Bilmiyorum. Şöyle biraz geri gidelim. Şu tarafı koyalım. Şu taraf da eksik çünkü. Mesela tamam, şuraya koyalım bir tane. Tamam. Yeterli kaynak yok diyor. Neyimiz bitti? Keten ipliğimiz bitti. Şimdi bir de bunlar yanınca görelim. Bakalım nasıl olacak burası. Biraz ayrık olmuş da olsun. Düzeltiriz sonra. Şu an kaynağımız yok. Ha bak, yandı. Vallahi güzel olacak ha, böyle sahil şeridi gibi. İyice hava karanlık olunca bakarız. Mesai bitti tabi reis. Neymiş bunun adı? Amerigo. Abi burası da güzel olacak ya. Mesela şuralara bank atabilirmişim aslında. Bak oturdu. Vallahi 10 numara. Gelin arkadaşlar, sohbet edelim. O. Abi oturdu ya, bak 10 numara. Tam hayal ettiğim şey buydu bak. Burada sanki sokak lambasının altında oturuyormuş gibi. Kardeş, kapıyı meşgul etmezsen sevinirim. Teşekkürler. Şunu kaldıracağım ya. Şunu ters koymuşum. Herkes ters ters oturuyor. Duvara bakıyor. Tımarhane gibi. Vallahi abi güzel oldu ya. Mesela şuraya bir ışık lazım araya. Böyle full ışık yapacağım. Aa bak, birisi daha gelmiş, birisi daha geldi. Çok güzel abi, çok güzel. Buraya kabureden atayım. Şu otları kaldırmak için bahanem. Tamam. Güzel abi. 10 numara. Değerli köylülerim, belediye başkanınız çalışıyor sizin için. Seçimlerde desteklerinizi bekliyorum. Abi herkes buraya geliyor bak, artık bak. Aha çok iyi. Köy meydanına bakalım. Köy meydanında bir kişi oturuyor. Köy meydanında ufak ufak belki boşaltırız, kaldırabiliriz.
Baksana. Abi 10 numara oldu ya. Vallahi keyiften uçuyorum şu an. Burada ışıkları güzel şey yapamamışım. Karanlık oldu burası. Mesela şey olunca şu duvara belki ışık takabiliriz diğer şeye açılınca. Arkadaşlar şimdilik bu bölümü burada bitirelim. Bence şimdiye kadar yaptığımız en güzel şey oldu. Çevre düzenlemesi oldu. Şurası tam hayal ettiğim gibi oldu bak. İnsanlar sahile gelmiş. Banklarda oturuyorlar böyle suyu seyrediyorlar falan. Denizi seyrediyorlar. Bence burası güzel oldu. Burada eksik gördüğünüz bir şey varsa ya da size göre mesela şunu şöyle yaparsan daha güzel olur dediğiniz şey varsa yapabilirsiniz, söyleyebilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şu an mesela burada ışık biraz az gibi. Mesela şöyle daha sık aralıklarla dikilse güzel olacak ama kaynağımız buna el verdiği için şimdilik böyle biraz seyrek oldu ışıklar. Valla burası güzel oldu diye düşünüyorum. Siz de tavsiyelerinizi yazın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.